Hepinize bizim için önemli ve güzel bir videoyla merhaba. Türkamp'a bir oyun ile karşınızdayım. Şu an demo sürümünde Steam üzerinden indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve deneyebilirsiniz siz de. Demo olduğu için bütün düşünceler buna göre olacak. Önümüzde bir telsiz var elimizde. Haberleşmeler telsizle gerçekleşiyor. Telsizden bir ses geliyor. Ekranında en azından bir telsiz olayını beklerdim. Bir frekans olayını açıkçası beklerdim, öyle söyleyeyim. Konuşmalar genel anlamda iyi, Türkçe seslendirmeler vesaire var. Kötü Ancak dudak esprileri hareketleri bıraktığını ve sanıyordum. seslendirmeler aynı ölçüde değil ve birbirlerini takip etmiyorlar. Ta Duymaz'ın klibine benzemiş diyebilirim. Grafikleri ben beğendim. Genel anlamda şu anda bahsetmeyeceğim. Daha sonra bahsedeceğim. Ancak grafikler güzel. Çim olayını biraz abartmış gibiler. Eğer bize 10 yıl sonrasını göstermiş olsalardı ki 3 yıl sonrasını gösteriyorlar. Çim olaylarını çok normal bir şekilde karşılardım. Ancak şu an 3 yıl sonrasını gösteriyorlar ve bu çim olayının bu şekilde asfalt üzerinde çıkması imkansız gibi bir şey. Bölüm 2 demiş olması bölüm 1'in olacağını anlamına geliyor. Flava bu da normal hayatı gösterecek. Karakterin koşuşu kötü, yani eğilme olayı iyi değil, En ancak el son hareketleri geldiğimizden güzel. daha kötü Genel halde. olarak kontrollerde bir sıkıntımız pek yok. Dikkatli ol, fazla oyalanma. Etrafta bir sürü tekstür olanları var. Takipte erzak kaldığından şüpheliyim. Duba, araba, Arabacılar ellerini gördüğünüz çabuk gibi tutuyorlar. çöp Belki birkaç konteyneri fare var. kalmıştır. Logar kapakları var. Yukarıda etrafımızda kuşlar uçuyor ve bunların cıvıltıkları da var. Aynı zamanda köpekler de var. Köpeklerin yine havlamaları da Çocuklar var. aç ve savunmasız. En Bunlar da azından bizim birimiz için tehlikeye girsin. özel şeyler. Görevimizi yaparken etraftaki bazı materyalleri kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi çöp konteyneri. Onu iterek önünüze açabiliyorsunuz ya da onu iterek üstüne çıkabiliyorsunuz. Bunlar güzel defter. Yine her zaman kuşlar üstümüzde. Grafikler yine sürekli bahsedeceğim. Ateş sesleri var. Ateş sesleri çok iyi, yani beğendim. Güzel bir silah sesini andırıyor. Yapay zeka konusuna gelirsek, yapay zeka birazcık daha sabit duruyor. Çok fazla hareket alanları yok. Pek fazla hareket edemiyorlar. Öldürme animasyonuna gelelim. Yavaşça yaklaşıyoruz. E'ye basıyoruz ve elimizdeki levye ile çok muazzam bir bitiriş yapabiliyoruz. Üstünde bir şeyler toplayabiliyoruz. Vurduğumuzda ATP dediğimiz bölüm, yani enerji. Bunun ATP ile gösterilmesi güzel olmuş. Adenin trifosfat. Ve orada bir bar eksiliyor. Aynı zamanda vurduğumuz, öldürdüğümüz düşmanlardan bir şeyler toplayıp bunlardan bir tanesi RHK, rejenerasyon hızlandırıcı kiti diyoruz. Bunu basarak hem kitimizi doldurabiliyoruz. Burada yine gördüğünüz gibi mimikler çok sabit duruyor. Sadece bir el hareketi var. Yine öldürme animasyonu. İkinci bir öldürme animasyonu. Diğerinden farklı. Adam bizi gördü, düşmanımız. Ona karşı silah çekiyoruz. Silahın hassasiyeti şu anda gördüğünüz gibi bir şeye çarptı. Ancak gördüğünüz gibi konteynere sıkmama lazım, adama çarptı. Bu diğer bir bug'lardan bir tanesi. Yine üstünden gördüğünüz el bombası vesaire topladı. İkisini de Ancak bunun da bir gözlemledim. animasyonu yok. Bu da diğer bir hata benim için. Yakın ve birebir dövüşler. Burada birisi mi var? Ya pek iyi değil. Attığımız tekme gördüğünüz gibi gitmiyor yani. Adama gitmiyor. Vurduğumuz yumruk da gitmiyor. Yani sonuç, bunun çözümü silahla öldürmek gerçekten. Evlerin içi gerçekten dolu dolu. Etrafta bir sürü materyali bulunuyor. Yine köpek avlamalarını duyduğunuz gibi. Bombaya gelirsek en kötü özelliklerden bir tanesi. Yani bomba atılmıyor gibi bir şey, gerçekten çok kötü bir animasyon şeklinde yapmışlar. Kaybettin yazısı da çok kanlı olmuş. Birazcık daha kan olayını abartmışlar. Birazcık daha sade bir şekilde yapabilirlerdi. En azından benim sevdiğim şekilde. Islık çalabilerek, bu ıslık çalarak düşmanlarımızın dikkatini dağıtabiliyoruz. Ağız hareketlerinin olması da güzel bir detay. Düşmanımız var. Yine düşmanlarımızın sesleri var, seslendirmeleri. Gerçekten vuruş hassasiyeti çok iyi ve silah sesleri çok iyi. Yani bu tür ses olaylarını beğeniyorum. Gelelim oyunun en güzel bölümüne. Gerçekten oyunun en güzel bölümü diyebilirim. Bir geyik var ve ona ait bir yapay yaşam alanı yapılmış. Burada da en güzel detay. Oyunu genel anlamda beğendim. Oyun benim için gayet iyi bir seviyede. Grafikler anlamında düzeltilmesi gereken bir sürü şey var. Bunu demosuna bağlıyorum. Tam sürüm 12 Şubat'ta çıkacak. Steam üzerinden istek listenizi ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri bu müzikle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
I can look at your eyes, 'cause I'm losing every time. A million miles from home, a soldier on my own. I walk lonely this road, you ain't with me anymore. I owe my soul and time to myself. My pain, I need help to whip my pain.